Hepinize Berlin'den merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye dönebildik. Doktora çalışmalarım çok yoğundu. Bir Kerem hasta oldu sonrasında, bir de ben hasta oldum derken epey zaman geçti. Bugün tekrar bir aradayız. Bugün Alman Teknoloji Müzesi'ne gideceğiz birlikte. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Fakat toplu taşımayla değil, bu defa arabayla gidelim diyorum. Hemen araba yanımda. Bu bizim arabamız değil. Bir uygulama üzerinden bu arabayı hemen kiralıyorum şimdi. Bakalım. Evet. Şöyle arabam burada, direkt görüyorum ve start'a basıyorum aslında. Başlat dediğimde bir bakalım. Evet, çıt diye bir ses geldik. Araba otomatik olarak açıldı. Hadi artık gidelim. Gel Kerem. Evet, arabama geçiyorum. Evet, yolculuğumuz başladı şu anda. Aynalarımı kontrol edeyim. Alman Teknik Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Almanya'da trafik kuralları gerçekten uygulanıyor ve çok ciddi. Ehliyet alırken epey onda sıkıntı yaşadım. Şimdi şeridimizi değiştirelim. Şu anda mesela bu sokakta 30'la gidebiliyorum. 30'un üstüne çıkamıyorum. İstediği kadar boş olsun. Gerçekten Türkiye'den gelen biri olarak, Türkiye'de araba kullanmış biri olarak boş bir yolda 30'la gitmek o kadar beni zorladı ki gerçekten şöyle omuz bakışı diye de bir şey var. Sağ dönüşlerde ve özellikle şerit değiştirirken bir de kafanızı çevirip bakmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla bisikletli var buralarda. Şimdi tekrar bir sağ dönüş yapacağız. Bir bisikletli gelip gelmediğini de kontrol edelim. Aynadan baktım ama belli olmaz. Gelmediğini gördüm ve döndüm. Şu anda da tam yani 28 ile gidiyorum. Daha hızlı gidemem. Aslında yol çok boş şu anda. Geldik. Müzenin çok yakınındayız. Arabamızı park ettik. Gerçekten bayağı iyi park etmişim. Ne dersiniz? Kaldırıma sıfırdayım. Şimdi yapmam gereken şu anahtarı torpidodan aldım. Tekrar oraya bırakacağım. Ve telefonumdan bitire bastığım anda ne kadarsa ücreti çekecekler. Ve arabayı otomatik olarak kilitleyecek zaten. Bu kadar basit. Gerçekten yani artık arabanız yoksa bile böyle şeylerle çok rahat bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Birazdan müzede görüşürüz. Ve arkamda hep o bindiğimiz uçakların motorunu görüyorsunuz. BMW ve Rolls-Royce şirketleri birlikte yapmışlar bunu. Gerçekten çok çok ilginç, hiç de göremediğimiz bir manzara normal hayatta. Gelin bir de biraz daha yakından bakalım. Dokunsam mı dokunmasam mı bilemiyorum. Biri dur dokunma falan diyor. Kameraman da bana hayır dokunma diyor. O yüzden dokunmuyoruz katiyen. Evet, ilginç gerçekten yani. Arkamda da Lufthansa'ya ait bir uçak görüyorsunuz. Kerem gel. Lufthansa'da Alman Hava Yolları, Türk Hava Yolları gibi bizim. Özellikle 1930'larda yolcu kapasitesini ciddi anlamda arttırmış. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda o kadar yoğun uçak trafiği varken, ülkeler birbiriyle savaşırken savaşa girmemiş ülkelere hala yolcu trafiğine devam etmiş. Yani gayet biletinizi alıp 2. Dünya Savaşı sırasında savaşa dahil olmayan başka bir ülkeye uçabiliyormuşsunuz. Çok ilginç bir bilgi gibi geldi bana.
Uçak katından bir aşağı iniyoruz şimdi. Gerçekten koca koca uçakları getirmişler, buraya yerleştirmişler. Mesela şu iki kat arasında asılı duran bir uçak var. Oldukça ilginç. Şimdi ikinci kata inme zamanı. Merhaba, bugün biraz çalışıyorum. Dikiş dikmem gerekiyor. Elimde de bu 1930'lardan kalma dikiş makinesi var. Bakalım, çalışmaya devam ediyoruz. Müze gezimize kısa bir kahve molası verdik. Gerçekten güzel bir kafeterya bölümü var buranın. Bakalım, gezmeye devam edeceğiz müzemizde. Müzenin trenler bölümündeyiz şu anda da. Gerçekten bu kısmı bir tren istasyonu gibi tasarlamışlar. Peronlar var, işte oturabileceğiniz banklar var. Trenlerin ne zaman kalktığına dair tabelalar falan var. Hemen şu tarafında gördüğünüz kara tren, kara değil mi bu? Evet. Bu kara tren 1800'lerde yapılmış ve kullanımdaymış. Teknoloji Müzesi'ndeki gezimizi bitirdik. Keyifli birkaç saat geçirdik. Özellikle çocuklarla geliyorsanız mutlaka uğrayın derim. Çok ilgilerini çekiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.